Hemen konuklarımızdan birine daha dönelim. Necip Dilekçi. Necip Bey tabii programın başından beri sürekli bir şeyler de söylemek istiyor ama. Şimdi sizin ne rahatsızlığınız vardı? Siz hangi şikayetle İbrahim Bey'e gittiniz? Şimdi ben kendim de çok uzun süre bu bitkisel şeylerle uğraştık. Hı-hı, evet. Çok insanla da Cenab-ı Hak vesile kıldı yolmasın. Ama bu işle uğraştığımız halde bağırsağımızdaki mantardan hiç haberimiz olmadı. Tedavisini de bilmiyordum, mantarı da bilmiyorduk. Hı-hı. El elden üstün derler ya, yani aynen bu şekilde. Yine bu programda İbrahim Bey'i ben televizyonda seyrettim. O kadar inandırıcı, o kadar şey ki tam beni yani rahatsızlığımı şey yaptı. Gittim, sen hiçbir şey yemiyor musun dedi bana, baktı böyle elime yüzüme. Hayır dedim, ben her şeyi yerim. Yemediğimde bir şey yok. Çok vitaminsizsin. Dilin bak, baktı. Bağırsakta çok fazla mantar var. Bir de çok aşırı dedi. Bu mantar olduğu zaman vücuttaki yani dışarıdan aldığın besini, sudaki vitamini her şeyi almıyor ve dışarı çıkıyor. Hı-hı. Vitamin almıyor. Bu bir taraftan da toksinler birikiyor. Bunun sonucu da sende vitaminsizlik oluyor. Bende çok aşırı bir şişkinlik vardı. Bir bardak su sanki buraya bir top gibi düşüyordu. Ve çok fazla deneme kabızlık vardı. Bu rahatsızlığımdan dolayı ben iksir, aloe vera jel, bu mantar çayı, sinirlot forte, bir de bu alıç forte, bunları kullandım. Hı hı. Bunları kullandım ama bu rahatsızlığım çok şükür yavaş yavaş gitti. Sonunda gitti. 35-40 gün sonra mesela ben merdiven çıkamazdım. Böyle bıçak saplanır gibi diz kapağım böyle ağrılar saplanırdı. O gitti. Bel fıtığı vardı. Rabbime şükür o gitti. Boyun fıtığı vardı, gitti. Şimdi ben sadece bağırsak için kullandım. Vücudumdaki bu şeyler mesela şu anda bile var ama o eskisi kadar değil. Geniz eti vardı. Ben ağzımı kapattığım zaman burnumdan soluk çok fazla alamazdım. Çok şükür tam olmasa da ondan bir bayağı bir rahatlama var. Şimdi ben birilerine anlattığım zaman ya bir tane şey niye bu kadar, nasıl bu kadar fayda olur diye inanmıyorlar. İnansınlar ki yani ilaç bağımlısı olmayıp kendini mahvetmesinler. Hatta bir gün dedim, hocam aradım, eğer hata değilse dedim, Cenab-ı Hak benim ömrümü sana versin ve bu insanlara faydalı ol diye. Peki, geçmiş olsun diyoruz. Şimdi bir telefonumuz var, onu alalım. Ondan sonra da reklam öyle aramız şey geldi. La ilahe illallah. Ben bunu yaşadım. Peki, Fatma Kalaycıoğlu Erzurum'dan bizi arıyor. Fatma Hanım? Alo? Fatma Hanım hatta değil galiba arkadaşlar. Düştü mü?